Merhabalar. Bugün Xiaomi Mi Stick televizyonlarınızı akıllandıran aparatın incelemesini gerçekleştireceğiz. Ben ürünü yaklaşık 4 aydır kullanıyorum. Kutu açılımını hep beraber yapacağız. Sonrasında televizyona nasıl kurulum yapıldığıyla ilgili bilgilendirme videosunu da çekeceğim. Bu arada ben gerçekten memnunum üründen. Ürün gördüğünüz gibi bu şekilde kutulama özelliği mevcut. Kutusunu göstereyim sizlere. Zaten ürünümüz, kumandası ve ürünün kendisi böyle gözüküyor. 1080p 60fps özelliğine sahip, 4K değildir. Bir dezavantajları çok var, bir de avantajları da çok var. Hepsinden bahsedeceğim. Şimdi gelin kutu açılımını yapalım. Sonrasında televizyonun kurulumuna geçelim. Kurduktan sonra zaten neyin ne olduğunu hep beraber göreceğiz. Ben bu arada mecburen ürünü sıfırlamam gerekecek. Çünkü 4 aydır kullanıyorum. İçinde bir sürü uygulama var. Ama mecbur sizin için sıfırlayacağım. Sonrasında tekrar yani beraber kurulum yapacağız. Sonra ben artık yeniden yüklerim uygulamaları. Şimdi kutuyu açmadan önce şunları göstereyim. Bunları kutuya tekrardan sığdıramadım arkadaşlar. Böyle bir kablolaması var. İşte bu girişin adını bilmiyorum tam olarak ama buna zaten ihtiyaç duymuyorum. Bir de böyle bir güç adaptörü var. Normal şartlarda bunun burasına bunu taktığınızda bunu da Mi Stick'inize takıyorsunuz. Sonrasında direkt çalışıyor. Ama ben şöyle yapıyorum. Benim kendi televizyonumun arkasında USB girişi mevcut. Bunu oraya takıyorum. Bunu da Mi Stick'e takıyorum. Zaten kablosu kısa olduğu için böyle çok uzun değil. Herhangi bir problem yaratmıyor. Şuna zaten buradaki bütün kabloları sığdıramadım. Şöyle adaptörü bir tane adet kablosu var. Bunu kullanmadığım için hiç açmadım. Bir de böyle güç kablosu var. Zaten hepsinin kurulumunu birazdan size göstereceğim. Şimdi ürünümüzü şöyle açtığımızda güzel aslında bir kutulaması vardı da ben bunları birazcık mahvettim. Şu gördüğünüz gibi ürünümüz karşılıyor bize ve içinde kitapçıklar var. Bayağı bir şey koymuşlar. Bak buna gerçekten bayağı dünyayı sığdırmışlar. Ben şeyi çözemedim. Abi bunları bu kutuya nasıl sığdırdınız? Ben şu an onu düşünüyorum. 4 ay önceye gitmeye çalışıyorum ama aklıma gelmiyor. Neyse. Bir adet burada kullanma kılavuzumuz bulunuyor. Mi Stick'in. Bunu geçiyoruz. Burada garanti belgesi var. İçeriği böyle. Sonrasında bir adet daha Mi Stick karşılıyor. Burada bayağı böyle okuma metinleri vesaire hepsi duruyor. Bunları da atıyorum. Bu arada YouTube'a başlamayı düşünmüyordum ama başlamakta da iyi yapmışım. Bunların kutularını atmadım hiçbirini. Lan dedim ben önce elimdeki ürünleri çekeyim. Sonra hani yeni aldığım ürünlere geçelim. Şu an sırada bekleyen 15 tane video var açıkçası. Ben bunları nasıl çekeceğim, nasıl yapacağım bilmiyorum ve tek çekiyorum şu anda. Kamerayı kuruyorsun, buraya telefonu kuruyorsun, ışığı ayarlıyorsun vesaire, montaj yapıyorsun. Bayağı uzun sürüyor. Bazen bu videoları yaptığımda gece 4 ya da 5'te uyuyorum sabaha karşı yani. Benim için önemli olan bebeklerimiz bunlar. Şimdi ya çok güzel bir tasarımı var. Sırf bunun için aldım bunu. Arkada yer kaplamıyor. Yani kutuyla uğraşmıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim yakından. Zaten bunların yakın çekimlerini yapacağım. Kumandası çok şık. Kumandasında da şöyle bir özellik var. Ses açıp kapatma, yani ses açıp kısma. Netflix, Amazon Prime var biliyorsunuz arkadaşlar. İşte burada menüye geçişleri var. Onun sonrasında farklı bir menü tuşu var. Bunu tam hatırlamıyorum. Bunu birlikte görürüz. Burada zaten kapatıp açmaya yarayan bir buton var arkadaşlar. Onun sonrasında sesli bir komut vermek isterseniz buradan bu tuşa basarak şu alttaki tuşa gösterdiğim tuşa sesli olarak komut dinliyor. Kutu içeriğimiz bu şekilde. Bunlar çıkıyor. Tekrardan şöyle yan yana göstereyim hepsini. Bayağı böyle kutu içeriği zengin. Bayağı kitapçıklara iyi para harcamışlar yani. Bayağı böyle zengin bir içeriğe sahip. Ben şimdi size özelliklerinden de bahsedeyim. 4 çekirdekli bir işlemcisi var. Cortex-A53 olarak geçiyor. Mail 450 GPU kullanıyor. 1 GB RAM var. 8 GB depolama. Bir HDMI girişi ve bir adet de micro USB girişi bulunuyor. Onun sonrasında şöyle söyleyeyim size. 4.2 Bluetooth destekliyor. Wi-Fi özelliği de mevcut zaten. Wi-Fi olmazsa olmazı. 2.4 GHz olması lazım özellikleri de. Onu da belirtmem gerekirse. Dolby Audio Ses Sistemi özelliği mevcut. 28.5 gram bir ağırlığı var şu ürünün. Televizyonun arkasının bu şekilde HDMI girişiyle takılıyor. Bunlar da sıkıntı çıkartıyormuş. Nedeni de şu. Bu ürün hani giriş olarak şöyle bir girişe sahip olduğundan dolayı her televizyonun arkasına girmiyormuş. Bunun içinde bir dönüştürücü alıyorlar. Buraya işte gene
HDMI girişi olan bir dönüştürücü, ekstra bir tane daha HDMI olan bir dönüştürücüyle kablolu bir şekilde yapıyorlar. Mesela bu da aşağıya doğru birazcık sarkıyor. O açıdan herkes kullanamayabilir. Televizyonun arkasına bakın şimdi, ben taktığımda size zaten göstereceğim detaylı olarak. Gelin şimdi bir kuruluma geçelim, bakalım kurulumda bizi neler bekliyor. Kurulumumuza başlıyoruz. Yazılar net çıkmıyorsa affedin beni, artık yapabileceğim bir şey yok onu çünkü. Şimdi ilk siteyi taktığımızda televizyonumuzun arkasına şöyle bir ibare karşılıyor. İşte bir üyelik girişi istiyor, ona girmenize gerek yok. Direkt geçebiliyorsunuz. Sonrasında Wi-Fi'nize giriyorsunuz. Girdikten sonra bu bölüm açılıyor. Bu bölümde Türkçeyi seçiyoruz. Türkçeyi seçtikten sonra işte bölge seçin diyor. Buradan Türkiye'yi seçeceğiz. Tabii birazcık bunları bulması zor diyecektim ama hemen çıktı karşıma. Türkiye'yi seçtik ve lütfen bekleyin diyor. Zaten arayüzümüzün dili Türkçe oldu artık. Böyle dezavantajları var, ben kurarken size anlatayım. Mesela buna klavye veya mouse takılamıyor. Burada mesela telefonunuzu kurabilirsiniz diyor. Bunu daha sonra siz zaten kurduktan sonra da yapabilirsiniz. Devam diyor işte, ayarlarımı söylüyor. Burada diyor ki işte Google Play'de oturumunuzu açın diyor. Bunu açalım ki uygulamaları yapalım arkadaşlar. 4K bir özelliği yok arkadaşlar. 4K değil bu arada. 1080-60 FPS çekim yapabiliyor. Ve işte mesela diyelim ki televizyonunuzu akıllandıracaksınız ama Google Play'den dediniz ki ya ben dizim var benim. Ben Chrome'dan gireyim, canlı dizi izle yazayım. Ondan sonra işte canlı dizi izleyeyim dediğinizde böyle bir durum yok. Chrome yok yani bu Mi Stick'te. Onun sonrasında canlı TV indir yazıyorsunuz mesela telefonunuzda ya da tabletinizde. Orada Google Play'deki canlı TV'leri izleyip televizyondaki dizileri izleyebiliyorsunuz veya akışık hani görüntüleyebiliyorsunuz ama bunda öyle bir şey yok. Şimdi mailimizi girdikten sonra böyle bir yer karşılıyor bizi. Kabul et diyoruz. Konuma ben izin vermiyorum. Android'de daha iyi hale getirmemize yardımcı olun diyor. İşte buna evet de diyebilirsiniz. Hayır da hadi evet diyelim. Devam dedikten sonra bizi böyle bir arayüz karşılıyor. Yana geç diyor. Yana geçiyoruz. Geçtikten sonra işte TV'nizde izleyin vesaire falan filan diyor. Kullanım şartlarını onaylayın diyor. Kullanım şartlarını onaylıyorum. Umarım kamerada net bir şekilde gözüküyordur. Kusuruma bakmayın. Açtığınızda böyle bir yavaşlık hissedebilirsiniz. Ben de ilk aldığımda dedim ki ulan harbi bu kadar yavaş mı? Bu arada mesela Netflix'in şurası kırmızı ama siz burada ekranda grimsi değişik bir şekilde görüyorsunuz. Netflix bir hatayla karşılaştı diyor. Yeniden başlatalım. Bakalım açacak mı Netflix'i? Ya bu tarz şeylerde birazcık evet uzun sürüyor kurulumlar. Aslında uzun sürmüyor da yani şu kumandayla yaptığınız için arkadaşlar, bilmiyorum gözüküyor mu? Yani şuradaki kumandayla yaptığınız için sıkıntı birazcık. Bakalım şimdi Netflix'e bağlanacak mı? Bağlanırsa zaten evet bağlandı. Şu an arayüzü görebiliyorsunuz. Çok güzel hızlı bir arayüze sahip. Ben Prison Break'i yeniden izlemiştim. İşte yerli filmler. Her şey zaten burada hızlı. Gördüğünüz gibi akıyor. Tabii bu internet hızınızla da bağlı. Şu anda dediğim gibi arka planda bir kurulum yaptığı için onlardan dolayı biraz ilk etapta bir 20 dakika falan yavaşlık hissedebilirsiniz. Evet şimdi Play Store'a tıkladım. Play Store'un içinde arkadaşlar her uygulama yok. Bunu söyleyeyim size. Ya canlı TV izleyeyim falan filan yok yani. Ben bulamadım. Sonra şimdi bugün herhalde muhtemelen bilgisayardan indireceğim. İşte oyunlar falan var. Spotify var. Onun sonrasında böyle saçma sapan oyunlar var. İşte bu arayüzü ben çok beğenmedim ama hız olarak güzel. Netflix ve YouTube'a giriyorum zaten buradan. Çünkü şu anda uydum çalışmıyor, uydu kablom. Ya yani uydu kablosu alsam da sıkıntı, işte Badland oyunu falan var vesaire. Burada oyunları görebiliyorsunuz. Her şey yok arkadaşlar burada. Arkadaşlar kurulumumuzu yaptık. Gördüğünüz gibi ben memnun kalarak 4 aydır kullanıyorum. Dezavantajları şunlar, zaten video içeriğinde bahsettim sizlere. İşte canlı TV izleyemiyorsunuz. Onun sonrasında Google Play'de çoğu uygulamayı indiremiyorsunuz. İşte belli özelliklerdeki uygulamalara izin veriyor. Bu açıdan dezavantajı var. Ama yapacak da bir şey yok. Ürün sonuçta benim televizyonum akıllı olmamasına rağmen akıllandırıyor ve hızlı bir işletim sistemine sahip. Yani ben bundan daha önce 250 liraya bir ürün almıştım. O üründe şöyle söyleyeyim size, bir Netflix'e gireceğim. 5 dakikada açılıyordu vesaire. Çok zorlanıyordum. Bu ürünü de her sitede bulabilirsiniz. Ben gene açıklamaya link bırakacağım. Sizlere en uygun bulduğum siteden bir link bırakacağım. Oradan alabilirsiniz. Ben bu ürünü ikinci el aldım bu arada. Ama hiç kutusu açılmamış, garantisi de hepsi dahil duruyordu. Ve kutu içeriği dediğim gibi çok güzel bir şekilde yapılmıştı. Ben sonrasında dedim ya size, bunları nasıl takacağım, bir daha yerine koyacağım falan. İşte bazı şeyler, kabloları, güç adaptörleri zaten dışarıda kaldı. Siz de ikinci el bulacaksanız eğer ki, siz YouTube'a video çekmiyorsanız kesinlikle denemesini yapın. Öyle alın arkadaşlar. Ama ben şöyle söyleyeyim. Elektronik ürünler, ben genelde
Hani çok ürün alıp satıyorum. Yani mesela alıyorum bir ürünü beğenmiyorum, satıyorum geri ve bu zamana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ama hep şunu söylüyorlar çevremdekiler, işte oğlum elektronik alet alınır mı vesaire vesaire. Ya ben alıyorum, güveniyorum ve kullanıyorum. Eğer ki siz de benim gibiyseniz ikinci elde alıp kullanıp sıkılırsanız satabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım yararlı olmuştur. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Haftada 2 gün video atmaya çalışacağım. Muhtemelen çarşamba, cumartesi olacak. Saat 6 veya 7 tam saatine karar veremedim ama gelecek videolarda göreceksiniz zaten. Görüşmek üzere.